Manşete hoş geldiniz. Bugün yollar yürümekle aşınır mı aşınmaz mı ona bakacağız. Erdoğan'ın son laflarından hareketle ve muhalefetin buna tepkisinden hareketle yollar yürümekle aşınır mı aşınmaz mı derken Kazakistan'daki olaylara gideceğiz. Orada gerçekten yoğun protestolar var. Hükümet görevden alındığı halde Cumhurbaşkanı tarafından protestolar devam ediyor. Buna bakacağız. Soylu ile ilgili Ahmet Dönmez'in iddiaları var ona bakacağız. Ve elbette son dönemde ekonomik gelişmelerin artık bıçak sırtında seyrettiği ülkede son duruma bakacağız. Dikkat ederseniz erken seçim, baskın seçim konuları son günlerde çok fazla konuşulmuyor. Ama araştırmalar devam ediyor. O araştırmalar ışığında elbette bir takım değerlendirmeler, değerlendirmelerimiz olacak. İlki ile başlayalım. Soylu, sıcak konuyla başlayalım. E, bu kapakla Ahmet Dönmez e, YouTube kanalında e, Soylu'ya atfen elimde öyle şeyler var ki Erdoğan beni görevden almayı aklından dahi geçiremez dediğini ileri sürdü, iddia etti kendi kulis bilgilerine dayanarak e, Süleyman Soylu'nun emniyetin içinde veya kendine bağlı birimlerde devletin yasal takibinden müstesna yani onu istisna tutarak bir takım işte kayıtlar belgeler arşivde kalmasın diye bir tür illegal, yani legal görünümlü illegal yapılanma kurduğu ve bununla da izleme, dinleme faaliyetleri içerisinde olduğu ve bir arşiv oluşturdu ve bunu da siyasi rakiplerine karşı kullandığı veya kullanmak için tuttuğu. Ve bu konu başta da söylediğim gibi Ahmet Dönmez'in iddiası devlet içinde kayıtlı bir sistem değil. Kendi içinde kendi backup'ını alan veya kendi arşivini yapan bir sistem. İçişleri bakanlığı yetkilerini kullanarak veya ekiplerini kullanarak bir yapı oluşturmuş. Ee, belli ki onun da tedbirleri alındı. Yarın öbür gün başına bir şey geldiğinde veya gelme ihtimali olduğunda bu yapı kendini imha edecek ve işte diyelim ki kayıtlara ulaşılamayacak her neyse. Onunla ilgili iddiasına kulak verelim. Bir dakikalık bir video e, ekrana getireceğim. Ahmet Dönmez'in sesinden üzerine konuşacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek diyor ki benim elimde öyle bilgiler, öyle belgeler var ki Tayyip Bey beni görevden almayı aklının ucundan dahi geçiremez, hayalini dahi kuramaz. Süleyman Soylu başta Erdoğan ve ailesi olmak üzere yakın çevresini, bakanları, partinin ileri gelenlerini, yüksek yargı mensuplarını yüksek bürokratları, muhalefeti, muhalefet partilerini ve gazetecileri de takip ettiriyor ve arşivliyor. Buradan hem kendi partisinin içini kontrol altında tutuyor hem de siyaseti kendine göre dizayn etmeye çalışıyor. Elde ettiği legal ve illegal bilgileri aynı zamanda Devlet Bahçeli ile de paylaşarak onu ittifak içerisinde saraya karşı eli güçlü tutuyor. Önemli bir denge unsuru olarak tutuyor çünkü sırtını oraya yaslıyor. Erdoğan'a karşı elinin güçlü olmasını sağlayan bir takım bilgi ve belgeler sahip olduğunu anlıyoruz. Bir tane örnek vereceğim. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili Süleyman Soylu'nun elinde bazı görüntülerin olduğu iddia ediliyor. Fahrettin Altun'un bazı gazetecilerle ve televizyon sunucularıyla görüntüleri var. Soylu'nun Fahrettin Altun'a haber göndererek, mesaj göndererek hangi otellerde, hangi kadınlarla ilişkisinin olduğunu biliyorum. Dikkatli olsun dediği iddiaları var. Kimse kolay kolay Süleyman Soylu'yu hedef alamıyor ama herkesin Soylu'dan rahatsız olduğunu, homurdandıklarını, kulislerde konuştuklarını biliyoruz. Burada Süleyman Soylu bilgi güçtür prensibince hareket ediyor. Ne kadar bilgiye sahip olursanız o kadar güçlü olursunuz. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kullanacak kadar bilgiye sahip durumda ve bu güce sahip durumda diyebiliriz Süleyman Soylu için. Evet iddia son derece önemli. Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı ekiplerini de ya da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki bir takım önemli pozisyondaki insanları da hedef aldı ve onlarla ilgili bir arşiv oluşturdu. Süleyman Soylu devlet imkanlarını kullanarak dikkatinizi çekerim. Sedat Peker'in uyuşturucu ticaretiyle ilgili iddialarıyla başlayan süreçte de hedefteki isimdi. Sedat peker aylardır sustu artık tweet bile atmıyor kendi görevlendirdiği veya kendine bağlı insanlar da artık tweet atmıyorlar Süleyman Soylu' da son aylarda Belki de bu rahatlamanın etkisiyle biraz daha meydanı boş buldu ve ben kendi örgütlenmesini götürüyor ve bütün bunlar göz önünde oluyor ve bu iddialar bu konular Türkiye'de Türkiye medyasında tartışılamıyor Elbette işin MHP boyutu var asla yatsınamaz birazdan ona da bakacağız yani Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli her soylu sıkıştığında can suyu oldu. Bugün de Tayyip Erdoğan'la bir saat 5 dakika görüşmüşler. Tabii ne görüşüldü, ne konuşuldu kesinlikle bilinmiyor. Yarın öbür günde öğrenilecek hali yok. Bunun bir arşivi, bir tutanağı tutulup tutulmadığını da bilmiyoruz. Ama MHP demişken Milliyetçi Hareket Partisi'nin öteden beri en iyi bilinen isimlerinden Şevket Bülent Yahnici açıklamalarıyla dikkat çekti ki yakın zamana kadar aktif politika yapıyordu. Alparslan Türkeş'te de, de aktif politika yapmış bir isim işte burada Yahnici hemen Şevket Bülent Yahnici gözlüklü Alparslan Türkeş'in yanında görülüyor hemen aşağıda da Devlet Bahçeli görülüyor yani Devlet Bahçeli'ye de yor arkadaşlığı uzunca bir sürece dayanıyor ama e, ihraç istemiyle, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş. Burada e, Devlet Bahçeli'ye hitaben bir mektubu e, düştü sosyal ağlara. E, fakat e, orada enteresan e, bir takım bilgiler verdi. Diyor ki, e, bundan birkaç ay önce, 5. Beş, beş, madde, bundan birkaç ay önce evimin önünde yüzü maskeli kişilerce bir saldırı söz konusu oldu. Basın, medya duysun istemedim. Kimselere söylemedim, utandım. Zira geçirmekte olduğum hastalık sebebiyle tedavi gördüğüm bir anda hastanedeyken arayıp geçmiş olsun üzüldüm demiştiniz. Bu görüşmeden hemen sonra bir saldırıyı hayretle karşılamıştım ve kimselerle paylaşmamayı uygun görmüştüm, diyor. E, son derece enteresan ki Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte e, bir... O etkinlikle ismi gündeme gelen isimlerden biriydi Şevket Bülent Yahnici. Bu bir anlamda tabii MHP Genel Merkezi'ne bir protesto hareketiydi veya bir rahatsızlık hareketiydi. Alpaslan Türkeş'in ailesi, Seval, eşi Seval Türkeş, işte oğulları vesaire çevresinde dönen bir vakıf. Onların daha doğrusu yönettiği bir vakıf. Ancak bu MHP Genel Merkezi'ni biliyorsunuz rahatsız etmişti ve Şevket Bülent Yahnici de böyle bir toplantıyı organize etmekte suçlananlar arasındaydı. O toplantı basılmıştı. Daha sonra başka baskınlar başka gözdağı verme girişimleri oldu. Bunlardan biri de Şevket Bülent Yahnici'ye. Yaşını başına almış bu politikacıya Devlet Bahçeli'nin eski yol arkadaşına yönelik olmuş. Yüzü maskeli kişiler onu işte yazılı açıklamada görüyoruz. Evinin önünde saldırmışlar. Ve Şevket Bülent Yahnici utandığı için de bunu saklamış. Bakın çok enteresan gelişmeler oluyor. Birkaçını hatırlatayım. Çok fazla da birkaçını hatırlatayım. Mesela mesela bir tanesi. Bahçelievler ilçe örgütümüze silahlı, sal silahlı saldırıda bulunan saldırgan serbest bırakıldı. HDP'nin Twitter hesabından atılmış. Bu karar katillerin sırtının nasıl sıvazlandığının saldırganların teşvik edildiğinin göstergesi. Bu organize suç ve suç ortaklıkları karşısında sessiz kalmayacağız. Mutlaka hesap soracağız. Diyor ki Deniz Poyraz davasını geçen hafta işlemiştik ve saldırganın daha doğrusu katilin nasıl rahat tavırlarla suçüstü yakalanmıştı. Nasıl rahat tavırlarla mahkeme salonunda HDP'lilerin gözünün içine baktığını falan anlatmıştık. Yine 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Şu ara HDP'liler eş başkan düzeyinde partileri ziyaret ediyorlar ama işte o eş başkanlardan Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 28 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunulmuş. HDP kapatma davasının bu yıl içinde neticelenmesi ve 600'e yakın politikacının veya işte milletvekili adayı olması beklenen veya söz konusu olan ismin siyaseten yasaklanması da gündemde. Bunu da akıldan uzak tutmayın. Bakın bir başkası Burak Doğan isimli bir gazeteci Yeni Şafak'ta çalışıyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni şeytanlaştırma çalışmaları devam ediyor. İBB'ye diyor büro işçisi olarak giren ve muhtarlıklar müdürlüğünde sekreter olarak işe alınan Sevtap Ayman'ın eşinin kardeşi olan görümcesinin kırmızı kategoride aranan terörist olduğu ortaya çıktı. Yani siz artık biriyle evlenirken eşinizin akrabalarını da GBT'ye sokacaksınız. Sicili temizse onunla evleneceksiniz. Görümcesinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kişi suçlanıyor ve bundan dolayı da bunun üzerinden de Ekrem İmamoğlu'na yürünüyor. tr 724ten getireyim. Selçuk Özdağ Tele1 yayınında konuşmuş. Gelecek Partisi'nde şey yapıyor. Siyaset yapıyor. O günden beri operasyon yapılıyor diyerek 2019 yerel seçimlerine, 31 Mart yerel seçimlerine atıfta bulunmuş. AKP'nin gayesi neydi? İstanbul Ankara'yı kaybetmemek. MHP'nin gayesi 3 tane belediyeyi kaybetmemekti. Adana, Mersin, Manisa. Ankara ve İstanbul çok önemliydi ama bunlar kaybedildi. O günden beri operasyonlar devam ediyor. Bu işi ciddiye alın bakın diyor. Selçuk Özdağ ki Selçuk Özdağ sevilecek sözlerine itibar edilecek biri değil AKP'nin içinden çıkmış. Do daha doğrusu yani Akın Bey'in Koza İpe'ye çöküldükten sonra Akın İpe'in holdingine atanan kayımla Akın Bey'in makamında poz vermiş bir adamdır. Selçuk Özdağ. Hala da duruyor o mesajları, fotoğrafları. Fakat şeyi biliyor içinden çıktığı grubun davranış biçimi hakkında bir fikri var. O günden beri operasyonlar devam ediyor. Bu işi ciddi alın diyor. Hatta İBB ile ilgili iddianame yazıldığını tahmin ediyorum. Kulağıma da duyumlar geliyor diyor. Oraya kayyım atanmayacak zaten. İBB meclis üyeleri arasından seçim yapılacak diyor. Geçtiğimiz hafta Türkün Gazetesi'ne Devlet Bahçeli'nin verdiği demeci okumuş ve o konudaki planı da söylemiştim. Plan şu. Ekrem İmamoğlu görevden alınacak. İstanbul Büyükşehir meclisi toplanacak. Kendi içinden bir başkanı güya seçilmiş başkan deyip oraya seçecekler. O kim? O da Tevfik Göksu. O Tevfik Göksu da pazar akşamı 4 saat CNN Türk'te ilerideki icraatlarını anlattı. Mevcut yönetimi kötüledi. Evet. Geliyor gelmekte olan sloganı muhalefet çok kullanıyor ama acaba kendilerine dönük gelenin farkındalar mı veya ne derece farkındalar? Bütün bunlara son derece dikkatli bakmak icap ediyor. Evet görümce görümcesi kırmızı listede olan yandı bakın CHP faşizmi ve tacizi adeta ödüllendirdi diye bir başlık sabah gazetesinin iç sayfasından getiriyorum İki belediye başkanına göstermelik ceza Alim Karaca ve Tanju Özcan Tanju Özcan herkes biliyor Bolu belediye başkanı ve Suriyeli mültecilere dönük insan haklarına sığmayan anayasada olmayan tedbirlerle konuşuluyor ve Diyor ki, <laughs> sabah gazetesi içeride, sen diyor bu belediye başkanlarını atacaktın, atmadın, işte efendim göstermelik ceza verdin. O da neymiş? Uyarı cezasıymış. Bu kadar da sizin parti içindeki gelişmeleri takip ediyorlar ve insanlara, kendi tabanlarına böyle sunuyorlar. Siz ne diyorsunuz? Siz şunu söylüyorsunuz, hala Kılıçdaroğlu, işte belediyede terörist varsa tut savcıya teslim et. Bununla ilgili bir önceki yayında belki ondan önceki yayında uzun uzadıya konuştum. Bir daha bir şey söylemeyeceğim. İnsanların herkesin terörize edildiği yani bir buçuk milyon insanın terör soruşturmasından geçtiği bir ülkeden bahsediyorum. Bakın, Şeyma Pekmezci, 82 yaşında tutuklu babam Yusuf Pekmezci, bu şahıs, 82 yaşında Yusuf Pekmezci. Yaşına ve hastalıklarına rağmen tahliye edilmedi. Babam şimdi yoğun bakımda. Babamın ve babam gibi hasta, yaşlı tutukluların tahliye edilmesi için Türkiye saatiyle 17'de etiket başlatmak istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Şu dakikalarda başlamış bir Twitter etiket çalışması. Yusuf Bekmez için 82 yaşında Alzheimer hastası daha evvel gündeme getirmiştik. mahkemeye gittiğinde niçin orada olduğunu dahi hatırlamayan bir insan. Evet. Bir başkası, Sevil Sevil diye bir hesap belli ki kendi ismini saklayan bir hesap ama asla tevil götürmeyecek bir mesaj paylaşmış. Diyor ki, evet dostlar ben gidiyorum, yola çıkıyorum, yarın teslim oluyorum. 6 yıl 10 ay 15 gün 2 çocukla. Hakkınızı helal edin, ölmeden çıkarsam parti yaparız. Böyle kendi ayaklarıyla giden, tırnak içinde... Terörle suçlanan veya tırnak içinde teröristler ülkesi ülke. Anladığım kadarıyla diyor Ayşe Hür bu tweetin üzerine devletin terörist diye etiketlediği bir kadın tevekkülle cezasını çekmek için yetkililere teslim oluyor. Onu uğurlayanlardan da reaksiyoner bir tavır yok. Bu ülkenin teröristi de hiçbir evrensel tanıma uymuyor. Size de ilginç geldi mi diye sormuş. Yani. Bir başkası Levent Üzümcü sırf bir suç çetesi yargılanamasın diye şu düşürüldüğümüz duruma bakın diye sormuş. Süleyman Soylu'nun başta söylediğim e, iddialara, e, Ahmet Dönmez'in iddialarıyla ilgili konuyu hatırlatıp geçiyorum. Evet, Yeni Yaşam fotoğrafını da paylaşmış. HDP Bahçeli Evler ilçe binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü, çıkarıldığı 3. Sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Suçun suçlunun övüldüğü, elini kolunu e, sallayarak dolaştığı bir ülke burası. Evet. Sonra diyorsunuz ki, belediyede terörist varsa, Tut savcıya teslim et. Evet. Selahattin Demirtaş paylaşmış. Espirili ama bir o kadar da acı. Sanırım MHP son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun. Türkiye bu fedakarlığı asla yani bir ay falan unutmayacak diyor. Daha evvel dile getirdiğim bir tezdi. iktidar ortaklarından biri veya ikisi seçim isterlerse ülke seçime gider. Başka yolu yok ben şahsen sonuna kadar direnecekleri hatta seçimi erteleme e, şansı arayacaklarını böyle bir imkan bulabilir miyiz, icat edebilir miyiz diye sağa sola bakınacaklarını düşünüyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi diyebilirsin ki kaybedecek, kaybedeceği çok şey var her yere yerleşmiş şu bu falan filan gider 2002 seçimlerinde de Devlet Bahçeli kaybedeceğini biliyordu kaybedeceğini bildiği halde sandığı işaret etti. Kendini yakma parasına, ülkeye iyilik yapmak için değil ama bir dönemi bitirmek için Belki de misyonu olur bilmiyoruz, kendini de yakabilir, partisini de yakabilir veya de, diyebilir ki MHP'nin misyonu buydu zaten, işte misyonunu e, 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 ifa etti ve artık harakiri zamanı geldi deyip e, şey yapabilir, e, ülkeyi seçime götürebilir. E, dolayısıyla muhalefet de şey olmalı, e, onun onun peşine takılır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kararla ülke seçime girer. Hatta şu ara şöyle bir şey de pişiriliyor, tuhaf. Milliyetçi Hareket Partisi istedi diye muhalefet işte bu seçim tuzağına düşmesin falan diyenler var. B böyle tuhaf analizler de e, dikkat çekiyor. Evet. Şimdi Erdoğan'ın şu lafları konuşuluyor. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse ki ilişkilendirdiği konunun hiç konuyla alakası yok. Neyse siz de aynı dersi evvelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız demiş. Şimdi sokağa dökülmenin ve yolların yürümekle aşındığı bir örnek vereceğim size. Sokağa dökülme örneği. Yollar yürümekle nasıl aşınıyormuş? Onun örneği Kazakistan. Kazakistan'dan son derece çarpıcı görüntüler, fotoğraflar geliyor. Zam protestoları bunlar. O hal ilan edilmiş başkent Almatı'da. Göstericiler daha doğrusu Almatı başkent miydi? Astana mı sonra başkent? Önce zannediyorum Almatı ilk başkentti en büyük kent olarak daha sonra başkent şeye taşındı. Astana'ya taşındı. Göstericiler bin, belediye binasına girmişler. Eee tabii bardağa taşıran damla yakıt fiyatlarına zam yapılması. E, ülkede protestolar ikinci gününde halen de devam ediyor. E, Cumhurbaşkanı Tokayev e, hükümeti görevden aldı. Fakat buna rağmen e, ülkenin en büyük kenti e, Almatayla e, petrol zengini e, Mangistau bölgesinde iki hafta olağanüstü hal ilan etmiş o hale karşın Almatada göstericiler belediye binasını basmışlar. Son bilgi bu. Yerel haber sitelerine göre sopalar, demir çubuklar taşıyan kalabalık bir grup belediye başkanının ofisine girmiş. O arada bina önünde toplanan kalabalığa da gaz ve ses bombaları atılıyormuş. Tokayev protestolar başlayınca ilk tepki olarak hükümeti görevden almıştı ve başbakan yardımcısını geçici başbakan olarak atamıştı. Ancak sokağa çıkma yasağı da ilan etmişti ama tüm bu tedbirler gösterileri, eylemleri, işte ne bileyim itirazları önlemedi. Sükunet çağrısı yaptı devlet başkanı ama o da işe yaramadı. Aynı laflar, beylik laflar. Diyor ki Tokayev, içeriden ve dışarıdan provokasyonlara gelmeyin. Hükümet binalarına saldırı çağrılarına uymayın. Bu ceza alacağınız bir suçtur. Hükümet devrilmeyecek ama bu çatışmaya da ihtiyacımız yok. Böyle dedi ama hükümeti görevden aldı. Yakıt fiyatlarındaki artış protesto edilerek Almata'da gösteriler başladı. E, yüzlerce belki bine yakın kişinin gözaltına alındığı bilgisi var ama dediğim gibi kapalı bir toplum, internet kesilmiş, e, sağlıklı bilgi alma olasılığı yok. E, yabancı gazetecilerin çalışmasına izin veriyorlar mı, veril, veriliyor mu, verilmiyor mu? E, bütün bunların hepsi soru işareti. E, i̇htiyarlar dışarı, hükümet istifa diye sloganlar atılıyor, gelen bilgiler bu yönde. Telegram, Signal, Whatsapp gibi uygulamalar kullanılamıyor. Ya ciddi erişim yasağı var ya da internet çok yavaşlatılmış. Belli yerlerde artık kısıtlı bir şekilde belki izin veriliyor. Akaryakıt fiyatlarıyla başlamış ama geriye doğru bir geçmişi var. Kazakistan çok fazla radarımızda gün be gün gelişmeleri takip ettiğimiz bir ülke olmadığı için bakıldığında bu işin geriye doğru aylara yayılan mutlaka bir background'ı olacaktır. Petrol zengini bölgede başlıyor ama e, ülkede yaşanan en e, kanlı olay olduğu söyleniyor e, Kazakistan'daki olayların. 30 yıl önce 1991'de Sovyetler Birliği'nden eski Sovyetler Birliği'nden bas bağımsızlığını kazanmıştı ama bu bağımsızlık kazanmaya çok öyle bakmayın. E, geriye doğru 30 yıl şunu gösterdi ki Orta Asya ülkeleri özellikle e, her birinin başına en başta zaten politbüro bü üyeleri e, getirildiler. Aliyev mesela Azerbaycan'da, Gürcistan'da. Şevart Natse vardı. Hepsi bir üyesiydi Moskova'da. Yine Moskova'nın güdümünde, Moskova'nın etkisinde bir bağımsız devletler topluluğu projesiydi bu. Nazarbayev 30 yıl boyunca yaklaşık ülkeyi idare etti. Efsanevi liderlerden biridir. 2019 yılında devlet başkanlığından ayrılmıştı. Onun desteklediği Tokayev hükümeti göreve gelmişti. Daha doğrusu Tokayev cumhurbaşkanı olmuştu. O da hükümet kurmuştu kurdurmuştu daha doğrusu bir başbakana falan neyse. Burada yani başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi var. Nazarbayev 81 yaşında çok yaşlandı ancak halen devlet başkanlığından ayrılmasına rağmen ülke yönetiminde etkin güvenlik konseyi başkanlığını sürdürüyor. Ulusun lideri sıfatını taşıyor. Yargı muafiyeti filan gibi de bir dizi ayrıcalıklara sahip Nur Sultan Nazarbayev. Evet. Kazakistan'da durum bu merkezde Ayşe Hür paylaşmış ne yapmalı sorusuna verilen cevaplara baktım da çoğu kişi sokağa çıkmayı tehlikeli ve veya provokatif görüyor. Bense yığınsal, yüz binler, milyonlar çıkışın çok etkili olacağını düşünüyorum. Küçük grupların dayak yemesi ihtimali hakikaten yüksek. Bu da gurur ve heves kırıcı kabul demiş. Sokağa çıkma konusu gerçekten çok tartışılıyor. Ben de öteden beri bu konuya çok son derece mutedil yaklaşan gezi eylemlerinde de böyleydi. Bir is biriyim ve e e, ...takip ediyorum gelişmeleri. Elbette bunu bu gelişmeleri takip etmek, sokak eylemlerini anlamaya çalışmak, önün arkasına bakmak... ...ve oradaki insanların e, gösteri protesto hakkını savunmak... ...ve e, olayların kansız, şiddetsiz bir şekilde, e, amacına uygun bir şekilde e, seyrini takip etmek bizim görevimiz. E, Türkiye'de böyle bir şey olur mu? Yüz binler, milyonlar sokağa çıkar mı? Galiba iktidarın beklediği ve istediği nihai olarak bu... Böyle bir şey olduğunda o da kendi taraftarlarını bir şekilde silahlı silahsız sokağa dökecek gibi görünüyor. Ancak şu aşamada gezi eylemlerinden bu tarafa Erdoğan'ın en büyük korkularından biri olduğu için iki kişi bir araya gelip basın açıklaması yapmaya kalktığında bu hemen bastırılıyor onu da söyleyeyim. Aralık 2021 Metropol siyasilerin beğeni düzeyini e araştırmış. En tepede Mansur Yavaş var. Dikkatinizi çekerim. En yakın rakibi Ekrem İmamoğlu'na 10 puan fark atmış. %60'la. E, son derece enteresan. Ekrem İmamoğlu'nu Meral Akşener, onu Recep Tayyip Erdoğan, sonra da Devlet Bahçeli falan diye gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, kendi grup başkan vekili Özgür, Özgür Özel'in bile altında. Yani düşünebiliyor musunuz? Neyse şu ara tabi Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi biraz geride kaldı. 2021'de kaldı. Tekrar ısıtılır mı bu konu? Tekrar gündeme geldiğinde bakarız. Erdoğan'ın hafta sonu bu lafı daha doğrusu zannediyorum kabine toplantısından sonra bu lafı e, hafta başında dikkat çekti. E, enflasyondaki köpüğü süratle alacağız lafı. Öner Günçav'da bir iktisatçı olarak e, çok güzel bir şerh düşmüş. Bu arada hatırlatalım diyor. İktisatçılar köpük yani bubble kavramını nedeni temel, nedeni, nedeni, temel iktisadi faktörlere dayanmayan mali varlık fiyatlarındaki nedensiz artışlar için kullanırız diyor. Oysa ki mal fiyatlarındaki enflasyonda neden çok o yüzden köpük değildir diyor. Bunun için yani enflasyondaki artışın gerçekten geriye doğru pek çok sebebi var. Altında pek çok neden var. Bunu bir köpük olarak değerlendirmek büyük talihsizlik. Ama dediğim gibi ülkeyi yönetenlerin böyle bir niyeti var mı? bilmiyoruz. Fakat Kadir Has bir araştırma yapmış. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın koordinasyonunda resimdeki şahıs. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam etsin diyen vatandaşın oranı %55.7. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Enerji Bakanı 2.6 milyon tonluk bor satışından 1 milyar doların üzerinde rekor satış rakamı elde ettik diyor. Şehir efsanelerinden biridir. Lozan'dan dolayı falan izin verilmiyor. Bor çıkaracağız, zengin olacağız diye mahve eğilmez çok güzel kapak yapmış bu Enerji Bakanı'nın mesajına. Enerji Bakanı'nın açıkladığına göre 2021 yılında çıkardığımız bor madeninin 2,5 milyon tonunu yurt dışına satmışız. Lozan Anlaşması'nın gizli maddelerinde yasaklandığı iddia edilen bor madeni çıkarma işini gizlice mi yaptık dersiniz diyor. O arada Cumhurbaşkanı e, Suudi Arabistan'a gidecek 4,5 yıl sonra. Hatırlayın Cemal Kaşıkçı suikastinden katliamından su, Suud Konsolosluğunda İstanbul'da katledildi e, ve cesedi kaybedildi. Parçalara ayrılarak yakılarak belki bilmiyoruz ve elini kolunu sallayarak gelen e, Suudi Arabistan'da eee Veliaht Prensin adamları elini kolunu sallayarak Türkiye'nin göz önünde gittiler. Belgesellere, programlara konu oldu ve e, Erdoğan o ara Veliaht Prensi e, ve Suudi Arabistan'ı ...köşeye sıkıştırdı ve onları zor duruma sokacak şeyler yaptı. Şimdi ayaklarına gidiyor. Yani başınızda hiçbir kutsalı olmayan... ...dün akdidine bugün kara diyen biri var. Bakalım ne olacak ilerleyen günlerde. Bunun da kokusu çıkar, çıkacaktır. Bitirirken emeklilerle ilgili çok da soru geliyor. Yaşa takılanlarla ilgili. Onlarla bir iki cümle söyleyeceğim. Latif Demirci Hürriyet'te de bunu çizmiş. Sizin mayış ne kadar oldu muhterem... Bekliyoruz hacı, yaşa takıldık diyor. Cem Toker e, gençlere tavsiyede bulunmuş. 40-50 yıl sonra emekli olduğunuzda size verilecek maaş çalışırken sürdürdüğünüz hayat standartını sürdürebilin diye verilmeyecek katkı parasıdır. Birikim yapın diye önermiş. Katılıyorum. Bu batıda da böyle. Fakat Türkiye'de bir devlet babaya güven, devlet bize bakar anlayışı var. İki cümleyle şöyle söyleyeyim. Türkiye'de devlette çalışalım, bir maaşımız olsun... İşte sağlık güvencemiz olsun, emekliliğimiz olsun falan gibi şeyler var. Bizim de böyle babalarımızdan, annelerimizden, onların da babalarından, annelerinden miras kalan genetik böyle bir kodlama var adeta. Ve insanlar 20-25 yıl çalışıyorlar. Ondan sonra çalıştıkları sürenin çok üstünde emekli maaşı alıyorlar ve bu emekli maaşının geçinebilecek kadar olmasını istiyorlar. Bir kişi öldüğünde, diyelim ki erkek öldüğünde emekli maaşını eşi almaya devam ediyor. Eğer çalışmayan kızları varsa onlar almaya devam ediyor. Yani ila nihaya giden bir şey. Yani bir emekli maaşı kişi ölse bile eşi ya da kız çocukları falan üzerinden 40-50 yıl 60 yıl devam edebiliyor. Yani böyle bir durum var. Bu tuhaf bir durum. Bunu millet ödüyor. Ama tabii millet devlet üzerinden geçindiği için bunu anlatamıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ya arkadaş bakın işte bu konuda işte asgari ücretten bahsediliyor şu bu falan ama yani siz emekliliği bir geçim kapısı yapmışsınız. Devlete çalıştığınız süre belli, ödediğiniz prim belli yani işte devlet bana taahhüt etti bakacak diyor. Beni geçindirmek zorunda diyor. Anlatıyorsunuz işte diyorsunuz ki köprü geçiş garantili köprüler işte hasta garantili hastaneler öbürü bir iki filan. E, işte bana diyor dokunan bir şey yok ki. Ya da işte ben o köprüden geçmiyorum ki. Mesela fiyatlar çok fahiş. E, ama diyorsun bunun sizin vergilerinizle falan e, ben vergi ödemiyorum ki. Yani, yani devletten geçinen ve devlete vergi vermeyen ve bu tür konular umurunda olmayan bir kitle söz konusu. Sizin bu kitleyi kazanmanız ve bu kitleyi bu kitleye gelişmeleri doğru anlatmanız lazım. Hukuk diyorsunuz e, benim mahkemelerle işim yok ki diyor. Demokrasi diyorsunuz yani diyor. Ben diyor yediğime içtiğime ölüme bakarım. Yani maaşım yatıyor mu yatıyor. Maaşıyla geçen sene kaç kilo et aldığını, bu sene kaç onun kaç kiloya düştüğünü falan bunu hesaplamıyor. Ve devletin üzerinden geçinen ciddi bir kitle var. Hem bu yolla geçinen hem de yardımlarla vesaire. Dolayısıyla AKP de bunu çok iyi çözdüğü için ve geriye doğru 20 yıldır bunu programlayıp kendinden beslenen, kendinden değil de o da devletin imkanlarını tabii bunlara seriyor, böyle bir çark oluşturduğu için ondan dolayı da Zannediyorum bunun da bir etkisi vardır. Oy, oyu, partinin oyu %30'ların altına bir türlü düşmüyor. Sonra da işte Hollanda kabinesinde Türkiye'li iki bakan diye gazetelerde böyle övünç haberleri çıkıyor. İnsanlar e, Türkiye'yi terk ediyorlar ve Türkiye'yi terk eden insanların çocukları Hollanda'da bakan oluyorlar. Sizin kabinenizde iki tane kadın bakan yok ama Hollanda kabinesinde iki Türkiye kökenli bakan var. Haberin detayına baktığınızda Dilan Yeşilgöz o bakanlardan birinin annesi ve kız kardeşiyle birlikte 1984'te Hollanda'ya yerleştiğini görüyorsunuz. Neden dolayı? 1977'de Ankara'da doğmuş, Tunceli doğumlu sendikacı bir babanın kızıymış. Baba Yücel Yeşilgöz 80 darbesi sonrası Hollanda'ya sığınmış. 12 Eylül'den kaçan insanlardan biri soldaki kadın Babası 12 Eylül sendikacı olduğu için 12 Eylül'de kaçıyor ve onun çocuğu şimdi Hollanda'ya bakan oluyor. Yarın öbür gün yurt dışına giden insanların kendilerinden olmasa bile çocuklarından böyle öyküleri sık duyacaksınız ve böyle gene kendi gazetelerinizde haber olacak. Kendi ülkenizde olmayan şeyler, kendi ülkenizde yaşanmayan gelişmeleri böyle Hollanda'ya, Belçika'ya, Almanya'ya, İtalya'ya. Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye atfen yapacaksınız. İstanbul trafiği ortadan kaybolmuş. İstanbul trafiği müthiş rahatlamış. Niye? Akaryakıda ee, akaryakıta gelen korkunç zamlar sonrasında kimse artık arabasıyla yola yola çıkmıyordu ondan. Evet. Yine bir başka haber. Tekel bayileri e, kapısına e, kilit vurmuş. Özgür Aybaş, Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi, telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulamadı, bulunamadığından zincir marketlerin otomatik %40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurdu vesaire. ÖTF %47 artırılmış tekel ürünlerine, alkollü içeceklere vesaire. Bu ne demektir? Bu üretimin veya satışın neyse imalatın merdiven altına kayması ve zehirlenmeler demektir. E günah. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Belli kaidelerle, belli ideolojik veya belli dini yaklaşımlarla toplumsal konulara çözüm getirilmez. Veya toplumsal bir takım hadiselerle mücadele edilmez. Bakın Apple. Bununla bitirelim isterseniz. 3 trilyon dolarlık bir şirket. Tarihi bir rekor hiç Türkiye'nin Türkiye ile Türkiye falan ya bu 3 trilyon dolarlık Apple kaç tane Türkiye eder, kaç tane Türkiye'yi cebinden çıkarır falan demeyin. Apple'ın haberin detayında var o. Apple'ın 3 trilyonluk, 3 trilyon dolarlık değeriyle Apple İngiltere ve Fransa'dan daha zengin, daha değerli bir marka. Türkiye'ye falan girmiyorum. İngiltere ve Fransa'dan. İngiltere'yi de Geçmiş durumda, Fransa'yı da geçmiş durumda. Apple. 3 trilyon dolarlık değeriyle. Evet. Sonra iç güçler, dış güçler anlatın, durun. Evet biraz uzadık, 32 dakikayı bulduk. Ama görüşülen e, gündemdeki konuları etraflıca aktarmaya, anlatmaya çalıştım. Pek çok konuyu da elediğimden, pek çok konuyu da buraya e, huzurlarınıza getirmediğimden emin olun seçebildiklerim bunlardı ama o kadar çok konuşulacak şey var ki bazen haftada 3 değil günde 3 program yapmanız yapsanız gene yetişemezsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.